Spor Ekonomisi programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Bugün stüdyomuzda Tamer Oyguç'la beraber aslında Türk basketbolunun geçmişini, bugününü ve geleceğini konuşacağız. Kazanmış oldukları Koraç Kupası'nın aslında Türkiye'deki spor anlayışına ve spor yatırımına nasıl katkılar oldu, bunları konuşmaya çalışacağız. Tamer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Koraç Kupası'nı herkes oradan biliyor ve ben de biraz böyle başlamış gibi oldum ama sizi tabii çok uzun bir kariyeriniz var. Ama ilk sorumu da tabii ki Koraç Kupası'yla sormam gerekecek. Koraç Kupası'ndan biraz bahsetmek gerekirse nasıl bir soyunma odası, nasıl bir inanç vardı? Gerçekten çok büyük bir başarı çünkü. O günler için tebrik ederim tekrardan. Yani öncelikle onun birkaç sene öncesi var tabii ki. Saporto Kupası'nda bir elendik işte ve bir finalde bir kaybettiğimiz Aris maçı vardı, çok olaylı. Eski basketbol seyircileri bilirler tabii o kupayı nasıl kaybettiğimizi. Daha sonra yani yatırıma devam etti kulübümüz. Ondan sonra da zaten bu Koraç Kupası bizim hedef ligimiz oldu. Şöyle ki o sene, bir de o senenin başka bir özelliği var. Bir de bütün takımlar o ligdeydi. Yani işte Team System Bologna olsun, Stafener olsun. Mesela yarı finalde Team System Bologna'yı eledik. Çok böyle zorlu bir maçtı. Hatta Bologna'daki maçın başında Namoski ve ben 4 foul almıştık falan. Ondan sonra o maçı kazandık. Daha sonra İstanbul'da da finalde eledik onları, yarı finalde. Daha sonra Stefaner'le oynadık. Tabii çok uzun bir süreçti bu. Yani hazırlığı, antrenmanları ve şeyi. Ama hep kafamızda bir hedef vardı. O hedef de sonunda şampiyon olmaktı. Çünkü biz daha önce işte şimdiki şampiyonlar, yani Euroleague'in şampiyonlar ligi olduğu süreçte üst ligde oynadığımız için hani o Koraç Kupası biraz daha böyle bize orta seviye bir kulüp şey gelmişti, lig gelmişti. O yüzden de hani bütün inancı koyduk. İşte burada da hani çok fazla uzatmaya gerek yok. Yani 8 sayıyla kazandık. Volkan'ın son saniye turnikesiyle burada 8 sayı kazandık. Orada da girmeyen bir Body Raga'nın üçlüğüyle de 7 sayı kaybettik ve final geldi. Tabii ki orada soyunma odası çok enteresan bir şey. Yani hatta orada böyle bazı olaylar yaşadık işte. Aydın abiyi kaybettik şey olarak, görüntü olarak bulamadık onu işte. Normalde hani şampiyon olduktan sonra antrenör havaya atarsın, orada Aydın abiyi bulamadık falan. Ondan sonra o da tabii eşine koşmuştu maç sonrasında. Orada böyle büyük bir şey, kaos yaşandı falan. Ama soyunma odası inanılmazdı, yani çok büyük bir şeydi. Önce şokla başladı, sonra da tabii onu yavaş yavaş idrak etmeye başladık. Koraç Kupası'nın Türkiye'de belki kupanın değerini bilmeyenler açısından belki böyle bir seyircimiz vardır. Buna da açıklamak lazım. Takımlar bazında Türkiye'ye gelmiş ilk kupa değeri var, evet. Ve bu kupa aslında sadece basketbol adına düşünmüyorum. Tüm branşlar açısından, takımlar bazındaki tüm branşlar açısından yapılabilirliğini göstermiş olabilir mi? Böyle düşünüyor musunuz? Şöyle, yani benim oynadığım Anadolu Efes Kulübü eski adıyla oynuyorduk biz, evet. o dönemde. Şimdi baktığın zaman hep ilkleri yarattı. Eskiden tek antrenman yapılırdı günde veya haftada 3 antrenman yapıldı. Biz onu günde 2 doza çıkarttık. Yani şöyle ki, basketbolda bir Aydın Öztü dönem var, bir de ondan önceki dönem var. Aydın Öztü dönemde her şeyi çok fazla yaptık. Aydın abinin sülalesi şeyden geldiği için, yani atlet ve basketbolculardan oluşan bir aile olduğu için hem antrenman kısmını çok iyi yaptırıyordu Aydın abi, hem de şeyi ne derler, basketbol kısmını, çok iyi bir antrenör ve koçtu oynadığımız süreçte. Dolayısıyla o sezonluk planlamayı çok iyi yaptı bize ve bütün işte tek antrenman yapan kulüplere de örnek oldu. Yani böyle başladık zaten. Ve o dönemde mesela diğer kulüplerin şeyleri yoktu. Avrupa'da üst düzeylerde başarısı yoktu. Yani Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, işte Tofaş olsun, diğer kulüpler. Böyle bir yatırımları ve böyle bir şeyleri yoktu. Ne derler? Vizyon çizmişler. Vizyonları yoktu, evet. Ve bizim bütün oynadığımız maçlarda, yani 12.500 kişilik şeyde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ben 17-18 bin kişiye maç oynadığımı biliyorum. Ve dolayısıyla bu bütün kulüpler, yani Fenerbahçe'si, Beşiktaş'lısı yan yana formalarını giyip maça gelip bizi destekliyorlardı. Daha sonra kulüpler de bunlardan baz aldılar. Dediler ki biz niye yapmıyoruz, biz kendi seyircimize. Önce kulüpler bazında onlar da katıldılar Euroleague'e. Zaten Euroleague eskisi gibi sadece şampiyon olan takımları almıyor. Sözleşmeyle artık Euroleague yeni takımları da alıyor. Dolayısıyla bütün takımlar girmeye başladılar oraya. Başarılar da geldi. Yani bu kadar yatırım yapan Anadolu Efes Kulübü'nden önce Fenerbahçe Euroleague Kupası'nı getirdi. Daha sonra Efes kazandı ama
Yani ben onları kazandıklarında çok sevinmiştim aslında şey diye. Artık Koraç Kupası unutulacak diye ama hala unutulmuyor. Yani baktığın zaman... Ben bütün takımların aslında yatırım temeli oluşturduğunu düşünüyorum. Evet, Koraç marka Kupası. Değerine baktığın zaman yani Koraç Kupası hala bugün bir numaralı kupa gibi gözüküyor evet, hala. Evet, bunun çünkü ben spor alanından bakacak olursak tesisleşmeye, aslında spor ekonomisi konusunu konuşuyoruz. Tesisleşmeye, yatırım yapmaya, oralarda antrenör istihdam etmeye çok büyük bir ışık tuttuğunu düşündüğüm için Koraç Kupası'nın aynen. Bu kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Peki başarı bunların... temelini mi oluşturuyor demektir? Yani bir başarı oluşmalı ki herkes oraya doğru mu gitmeli? Abi başarı ve yatırım birbirine çok paralel giden bir endeks. Yani başarı varsa şey de var, ne derler, seyirci de var. Mesela Anadolu Efes geçtiğimiz 2 sene önce bir ligin sonuncusuydu. Mesela tribünlerde seyirci yoktu. Ama Euroleague'de şampiyonluğu oynayan bir takım. Hatta o Covid döneminde elimizden alınan bir kupa var. Yani orada da şampiyonluğa gidiyordu Anadolu Efes. Ama orada bir engellenen bir kupa var liglerin iptal olmasıyla. O süreçte full yani... Ben kendim bile kaptanlığı yapmış olduğum takımın maçına gidemiyordum yani. Dolayısıyla yani başarı ne kadar gelirse seyirci de o kadar yapıyor. Şeyde ne derler basında yer aldığın süreçte o kadar artıyor. Yani her şey birbiriyle doğru orantılı aslında. Bunun da devamını yatırımı da ona geliyor. Bunun da devamı da şu geliyor. Tesisleşme başarı Koraç Kupası'yla geldi. Türkiye'de bu vizyon açıldı. Tesis geldi ve evet. Haliyle de bu branş talep eden gençlerimiz oluşmaya başladı. Tabii. Bu gençler de şu anda yurt dışına gerçekten gidiyorlar ve bu ülkeye bir döviz girdisine bile sebep oluyorlar diyebiliriz. Sporcu üretebiliyor muyuz? Şu anki tesislerimizle ve takımlarımıza baktığımız zaman üretimimizi nasıl görüyorsunuz sporcu yetiştirme açısından? Şimdi 90'lı dönemlerde bir tek spor sergi sarayımız vardı bizim. Yani şu anki Lütfi Kırdar konser salonu oldu orası. Yani o zamanki belediye başkanı bizim elimizden aldı. Onun önünde çok fazla direnç gösterdik ama tabii engel olamadık. Ondan sonra kulüpler yatırım yaptı. İşte Fenerbahçe'nin Ülker Arenası var, kendi yeri var. Beşiktaş'ın kendi salonu var. Ondan sonra Galatasaray Sinan Erdem'de oynuyor. Anadolu Efes işte gene Sinan Erdem'de oynuyor. Dolayısıyla bütün kulüpler kendi sahalarında oynamaya başladı. Spor sergide oynandığı zaman aslında bir yerde de güzeldi o. Yani arda arda maçlar oynanıyordu. İşte Galatasaray Beşiktaş oynuyor. Arkasından Efes Eczacıbaşı oynuyor falan gibi böyle. Bir süreç vardı. Şimdi salonlar çok fazla dağıldığı için işte ama burada da tabii ki televizyon yani basın ortaya girdi. İşte Euroleague'i veren kanallar var. Yani herkes evden de seyredebiliyor. Dolayısıyla basketbol geniş kitlelere ulaşıyor şu anda baktığında. Tabii ki bunun da yani gene dönüyoruz başa ve başarıyla endeksli olduğunu çok fazla görüyoruz yani her şey için. Oyuncularımızın Türk anatomisinin basketbola uygunluğu ve uygun olmamasıyla ilgili her yerde mutlaka soruyorlardır size. Böyle bir fiziksel farklılık var mı? Yani gerçekten bu fark ortaya çıkıyor mu? Türkler basketbol konusunda fiziksel olarak uygun değillerdir veya uygunlardır gibi bir şey söyleyebiliyor musunuz? Ya söylememek lazım ama söyleyebiliriz. Tabii ki şöyle baktığın zaman Balkan kökenli insanlar her zaman daha fizik olarak da basketbola yatkın insanlar. Bizim normal Türk toplumu daha çok işte futbol, güreş, halter, işte o tarz şeylere biz daha yatkın bir şeyiz, ülkeyiz aslında. Ama tabii ki bu işte zamanla onlar kırılıyor, işte genler değişiyor ve artık uzayan bir neslimiz var. Yani ben oynadığım dönemde tek uzun basketbolcu işte Efe abi, Emir abi, arkasından ben vardım. İşte Kara Mehmet vardı. Yani uzun sorunu çekiliyordu. Şimdi guard sorunu çekmeye başladı. Yani neslimiz aslında baktığınızda işte bu yiyeceklerden, folik asitti, ıvırdı zıvırdı yani o gibi vitaminlerden neslimiz çok fazla uzamaya başladı aslında baktığında. Bu da tabii iyiye işaret. Ama şöyle bir şey var. Deminki soruna da dönmek istiyorum. Hani yurt dışına oyuncu ihraç edebiliyor muyuz? Burada çok fazla şey değiliz baktığın zaman. Yani çok fazla başarılı değiliz. Yani 3-5 tane, 10 tane oyuncuyu geçmez ihraç ettiğimiz oyuncu. Tabii ki bunlar bizim yani hepsi gururumuz ve göz bebeğimiz. Yani hepsinde altyapıdan geçmiş bir insan olarak hepsinde üzerinde emeğim var. Küçük tefek de olsa böyle şeylerle. Tabii ki o bir gurur veriyor. Yani altyapı oyuncularına dokunabilmek çok önemli. Ama tabii dediğim gibi bu ihraç yönünden biraz eksiyiz.
Yani o ihracı yaratabilmek için sizi de görüyorum federasyonda antrenörler eğitiyorsunuz ve antrenörlerin de eğitiminde yer alıyorsunuz. Bu antrenörlerimiz basketbol ekonomisinde kulüp bulma ya da kulüpçülükte hangi aşamada? Yani antrenörler bu kadar eğitimlere geliyor da bunların için kulüplerimiz var mı? Yeterli kadar kulüp var mı? Basketbol altyapı kulübümüz mevcut mu? Ya şöyle, tabii ki basketbol altyapısında kulüpler var. Antrenörleri de yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani D ve E kategoride ben Basketbol Federasyonu'nda, daha doğrusu TBF Akademi diye ayrı bir bölümde antrenör yetiştiriyoruz. Ancak şöyle bir şey var, tabii bu yetiştirdiğimiz antrenörler de çok fazla şey olmuyor. Kendilerine yatırım yapacak, şey yapacak, ne derler, o alanı bulamıyorlar. Bunun için tabii biraz daha fazla tesisleşme gene çok önemli. Antrenörlerimizi mesela biz şey yapıyoruz, geniş kitlelere ulaşabilmesi için, yani doğuda, yani güneydoğu, doğu falan o taraflarda antrenörler çok fazla geliyorlar aslında bize eğitime. Onları eğitiyoruz, yani onlara basketbola yaklaşımlarını, işte çocukların genç yaşta kötü alışkanlıklardan uzak durması için öyle bir eğitim veriyoruz. Ve biz bunları eğitirken de zaten bunları üzerine basarak eğitiyoruz. Ama yani baktığın zaman esas oyuncu yetiştirmesi biraz daha Anadolu'nun sol tarafına, yani batı tarafına daha kayıyor. Şöyle bir şey daha var. Biz bu oyuncuları hepsini bütün Türkiye genelinde tarıyoruz. Antrenörleri şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Yani başarılı olabilen, basketbola yatırım yapabilecek antrenörleri işaretliyoruz. Onlara bir puan veriliyor. Zaten onlar da kendileri, işte biz Avrupa şeye, batı tarafına çekip onları orada eğitiyoruz takımlarda. Daha sonra tekrar gene Anadolu'ya gönderiyoruz güzel, onları. Güzel bir gelişim planı evet, bu. Evet, yani çok şeyli, kapsamlı bir çalışma kapsamlı yapıyoruz bir onunla ilgili. Evet. Ben şunu da çok duyuyorum Tamer Hocam. Kulüplerimiz, sadece basketbol üzerinde söylemiyorum, genel olarak spor kulüpleri olarak söylüyorum, düzenli olarak bir borç söylemi içerisindeler. Yani ya bu kulüplerin sporculara vermiş olduğu ücretlerle ilgili bir yanlış var, ya gelirlerini doğru bir şekilde planlayamamak gibi bir sorun var, ama gerçekten spor kulüpleri neden borçla bu kadar çok haşır neşir? Şimdi yani dediğin gibi o bir planı, yani uzun vadeli plan, basketbol yatırım, hani bu sene geleyim şampiyon olayım diye bir şey yok yani basketbolda. Çoğu insan zaten bunu yaptığı için kaybediyor. Yani geleyim ben oynayayım, şampiyon yapayım takımı veya işte ligde bir yerlere geleyim, kendi ismim duyulsun. İşte atıyorum spor kulüplerine, yani spor okullarından gelen kulüplerin şeyleri, daha doğrusu yöneticileri geleyim diyor ki işte ben adım duyulsun, işte ligde oynayayım, edeyim falan diye. O aralarda geçen süreçlerde yani başarıyı hemen bir anda böyle alıp gitmeyle ölçüyor. Ama bunun altına baktığın zaman 8-10 senelik bir yatırım var. Yani bir oyuncuyu aldığında onun işte gelişimi, yani 10 yaşında aldığın bir çocuğu yani 18 yaşına kadar eğiteceksin ki ondan sonra verim alabilesin. Yani işte Anadolu Efes şimdi bugün bunları yapıyor. Mesela bütün oyuncuları, işte Anadolu'yu tarıyor, bütün oyuncuları çıkartıyor. İşte Balkanları arıyor, oradan getiriyor. Yani bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Cedi. Evet. Mesela Cedi de işte Makedon kökenliydi, geldi burada, eğitildi, bir 10 sene eğitim gördü. A takıma çıktı, ondan sonra da NBA'ye gitti. Yani bunun gibi şeylerin, yatırımların uzun sürede olması lazım. Yani bir oyuncunun yetişmesi dediğin zaman baktığında 1-2 milyon lirayı buluyor yani. Bir 8-10 senelik sürece baktığında. Bunu yatırımı yapacak, yani sürekli yatırım yapacak kulüpler çok fazla bulunmuyor. Yani bunu bir sabır gerektiren bir şey. O yüzden de biraz daha böyle şey... şöyle bir şey daha var. Yani şimdi biz diyoruz ki basketbolu yayalım, işte Anadolu'ya yayalım, bütün kulüpleri hem kız hem erkek hem altyapılar olarak şey yapalım diye. Ama tabii ki ülkenin de durumu belli. Yani bir süreden sonra artık mali veriler çok fazlalaşmaya başlıyor. İşte dolayısıyla yurt dışından oyuncu getiriliyor. Yani Amerikalı oyuncuları baktığın zaman Türkiye liglerinde çok fazla yer alıyorlar. Yani bu da hem döviz kaybına hem yurt dışına çıkan paraya kaybediyor. Bizim milli gelirimiz yurt bununla dışına ilgili, kayıyor. Bununla ilgili bir sorun var. Daha önce bu stüdyolarda Kayseri Spor Kulüp Başkanı Berna Hanım şöyle bir şey söyledi. Dedi ki 20 Süper Lig takımının 20 tane oyuncu kadrosu olsa 400 tane Türk yerli sporcuya ihtiyacımız var. Biz bunu neden yapamıyoruz? Bunu gerçekten anlayamıyorum ve bunun için uğraşıyorum gibi bir söylemde bulundu. Sizin söylediğiniz de onu destekliyor gibi. Gerçekten evet, yani, neden böyle olamıyor? Şimdi gene dediğim gibi şeye geliyor. Yani bir oyuncunun yetişmesi dediğin zaman bir 8-10 senelik süreç. Yani milyonları
bulan bir, yani tek oyuncu başına milyonları bulan bir harcamaya geliyor. Baktığın zaman hemen bir takım menajerler devreye giriyorlar ve bu oyuncuyu alıyor. İşte sen yetiştiriyorsun, buna emek veriyorsun, milyon harcıyorsun ve bir anda X bir takıma gidebiliyor senin oyuncu. Yani Avrupa'dan bir takım gelip bunu alabiliyor çok rahatlıkla ve sana bir bağlayıcılığı yok bunun. Yani kulüp de diyor ki o zaman ben niye buna yatırım yapayım? Yani niye ben buna bir milyon para harcayayım ki? Çünkü yani ben bunu alacağım, işte A takımda oynatacağım, 5-6 sene verdiğim emeğin karşılığını alacağım, bunu büyüteceğim ve o da A takımda bana yapacak. Yani beni yükseltecek, yani benim şampiyon olmama katkıda bulunacak. Ancak baktığında öbür tarafta bir menajer geliyor, tık diye alıyor, X bir takıma götürebiliyor onu. Dolayısıyla bu sefer kulüpler diyor ki ben yatırım yapmayayım, abi hazır yapılmış oyuncuyu alayım, yani eğitilmiş de basketbol. Atıyorum ben mesela 1 milyon lira harcayacağıma o senelik diyor ki 200 bin dolara ben bir tane Amerikalı alayım, oynatayım. Ligde de orta sıralarda yer alayım. Hem adım duyuyorsun, hem işte markam duyuyorsun, markam ortaya çıksın. Hem de diyor ben basketbola yatırım yapmış olayım diye. Tabii bunun geri dönüşleri de var. Yani federasyondan gelen paralar var, işte sponsorlardan gelen gelirler var. Dolayısıyla yurt dışından oyuncu getirtip onlarla oynamaya çalışıyor. Yani bunu bir şekilde engellemek lazım. Yani altyapıya önem veren, altyapının oyuncuların oynatıldığı bir süreç var. Mesela ben Eczacıbaşı kökenliyim. İlk basketbolu Eczacıbaşı'nda başladım. O günkü takımda mesela o zaman 10 kişi sahaya çıkıyorduk. 9 tane Türk oyuncu vardı, bir tane Larry Richard vardı. Ve biz bu takımla, ben 21 yaşında Eczacıbaşı kaptanıyken şampiyon olduk. Yani doğru takımı doğru yerde bir araya getirdik ve şampiyon olduk. O zaman çok fazla yatırım yapan kulüpler vardı. İşte Çukurova olsun, Tofaş olsun. O zamanki işte Anadolu Efes'in eski adıyla olan Anadolu Efes vardı. Gibi takımlar vardı. Yani çok önemli takımlar ama biz 21 yaşında en büyük ben, yani 18-17 diye giden arkadaşlar vardı. Yani Orhun işte o zaman bizim takımdaydı. Milli takım antrenörü Orhun Ene. 19-20 yaşındaydı. Yani biz bu takımda şampiyon olduk. Dolayısıyla Eczacıbaşı kulübü oralara yatırım yaptı. Ama baktı ki oyuncuları bir elinden alınıyor, başka kulüplere gidiyor. Dedi ki ben de yatırım yapmıyorum o zaman. Ve basketbol şubesini kapattı ve Eczacıbaşı gibi çok önemli bir takım kayboldu basketbolda. Yani sadece şimdi baktığın zaman voleybola yatırım yapıyor. Ama eskiden basketbolda bir markaydı. İşte buradan Efe Aydanlar çıktı, Emir Turanlar çıktı, işte yani adını sayamayacağım. Melih abi, Necati abi, yani onlarca oyuncu buradan çıktı. Yıllarca da Türk basketboluna damga vurdu bu insanlar. Siz aslında oynadığınız takımlara da bakınca sponsorluk desteği çok yüksek olan takımlarda da oynamış olduğunuzu görüyorum şu anda. Ve evet, sponsorluğun Türk sporunda değil, dünya genelinde aslında kitlelere ulaşmak için o markaların muazzam bir yöntemi gibi görünüyor şu anda. Gerçekten spor üzerinden, ekonomik açıdan bakacak olursak, markanın kitleye ulaşması konusundan ciddi bir değer var diyebilir miyiz? Bunu gözlemliyor muydunuz o zamanlarda? Tabii var. Şöyle, benim oynadığım işte Anadolu Efes sürecinde oynadığımız takımın fabrikası, ürettiği içecekle mesela Avrupa'daki satışları x3 arttı şeyleri, satışları. Ve bu da bunu, yani Avrupa'da işte takımın adının duyulması, başarıya imza atması, bu takımın nesi var diye araştırma sebebi oldu ve bu 3x daha satışları arttı. Bunun gibi yani diğer kulüplerde de işte Fenerbahçe'si olsun, Beşiktaş'ı olsun, Galatasaray'ı olsun, onların da sponsorları baktığın zaman arkasında olan, şimdi isim vermeyeyim, yani Fenerbahçe'nin arkasındaki firma da bugün baktığında adını duyuran bir firma. Yani gerçi herkesin bildiği bir firma ama yani sonuçta kitlelere ulaşmak için, sporu kullanmak ulaşmak için, yani Fenerbahçe ile adı anıldığı için kitlelere daha rahat ulaşıyor. İşte Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın da arkasında bu şeyler var. Bu firmalar var. Sponsorlar da tabii bunlara yatırıyor ama burada baktığın zaman sadece bu üst liglerde oluyor. Yani alt liglerde de sponsorluk sisteminin biraz daha yaygınlaşması ve onların spora yatırım yaptığında işte vergilerden düşmesi, işte ne bileyim onlara geri dönüşümlerinin biraz daha arttırılması lazım ki sponsorlar Türk basketboluna veya diğer branşlara girsinler. Son soru olarak da şunu sorayım. Gerçekten efsanevi bir kupanız var elinizde ve bu dönemin çağına dönüyorum. Dijitalleşmiş bir spor var ve spor ekonomisi var. Kişisel markalaşma süreci başlamış bir halde. Sizin döneminizde bu dönemi kıyaslayınca sadece sponsorlar
kulüplere değil, şahıslara da olmaya başladı. Gerçekten evet. Sosyal medyanın ve sosyal ilerleyişin, dijital ilerlemenin kişisel olarak da markalaşmaya katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Tamer Oyguç bugün basketbol oynuyor olsaydı gerçekten çok daha değişik bir kariyer, maddi anlamda, ekonomik anlamda çok daha değişik bir kariyer sahibi olur muydu? Çok daha fazla olurdu. Şimdi şöyle baktığınızda işte Efe abiler bizden daha az tanındılar. Biz onlardan daha fazla tanındık. Şimdikiler de çok daha fazla tanınıyor. Yani ben basketbolda oyuncu olmaya başladığım süreçte şeydi, yani cep telefonu bile yoktu. Yani ben oynadım işte o dönemlerde, yani Anadolu Efes'in takımında oynadığım süreçte cep telefonu Türkiye'ye geldi. Sosyal medya o zaman yoktu, yani sadece biz işte arayanı bile görmediğimiz bir telefon sistemi vardı. Ondan sonra şimdi baktığın zaman benim işte takipçilerim 4K ise şimdi 1,5M olurdu yani takipçim. Hem işte başarı da var. Sosyal medyada tabii ki başarı da olduğu zaman. Yani şeyde mesela çocuklar, bakıyorum çocuklara, işte hepsi mavi tıklı, işte bilmem ne takipçileri falan öyle. Şimdi ben mavi tıka şey yaptım, müracaat ettim, vermediler mesela. Yani şimdi olsa onlar bana vermek için uğraşırdı şey olarak mavi tıkı. Ama tabii ki şeyde bu göz önünde olan oyuncuların markaları, yani kıyafetler olsun, ayakkabılar olsun, giyimleri olsun, hepsini vermek için takımlar, markalar uğraşıyorlar. Yani işte ayakkabısı benim ayakkabımı giyiyor demek için bir yarış içindeler ve bunlar için de para döküyorlar baktığın zaman önemli sporcular. Yani bunu Amerika'da, NBA'de de çok fazla görüyoruz. Yavaş yavaş bu Türkiye'de de olmaya başladı. İşte içecek markaları olsun, vitamin markaları olsun. Yani hepsi bir şekilde bireysel olarak insanları kullanmaya başladılar yani bunlar. Başarı dijitalle birleştiği anda şu anda sporculara ciddi anlamda bir ekonomik getiri yani, sağlıyor diyebiliriz. Yani getiri sağlıyor. Yani hem de oyuncularda şeylerde, yani oynasa, kenarda otursam bile baktığında, yani bench'te oturan bir oyuncu olsam bile belirli bir şekilde takipçin de var. Belirli bir şekilde hani normal aldığın transfer ücretinden hariç başka bir paralar getirileri de var tabii ki. Yani araba markaları bile artık benim arabamı kullan diye sponsor olmaya başlıyor. Yani, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Son söyleyeceğiniz bir şey varsa bunu da almak isterim. Çünkü Türk basketbolunda gerçekten sadece Koraç Kupası'yla değil, şahsi olarak başarınızla ve kariyerinizle de çok önemli yer tutuyorsunuz. O yüzden söyleyeceğiniz her şey hem spor ekonomisi açısından çok değer taşıyor, hem de Türk basketbol açısından çok önemli taşıyor. Aslında söyleyeceklerimi eklemeye kalkarsam burada 5 program falan yapmamız lazım. Yani Berna Hanım'ın söylediğine çok katılıyorum. Yani altyapılara çok fazla yatırım yapmamız lazım. Hem bu Türk parasının dolar bazında yurt dışına kaçmasını önlemek. Yani biz şimdi şöyle bir şey oluyor mesela. Diyelim Anadolu Efes takımında X bir oyuncu veya Fenerbahçe'de X bir oyuncu. Bugün Amerikalı'ya parayı ödüyorsun. Ertesi gün Amerika'ya transfer ediyor. Yani senin ödediğin para Türkiye'de kalmıyor. Bu gayri safi milli hasılada yurt dışına kaçmış oluyor baktığın zaman. Yani biz ne kadar Türk oyuncuyu yetiştirirsek, ne kadar Türk oyuncuyu yukarıya çıkartabilirsek ve bu Türk oyuncularla bir şekilde başarıyı kazanırsak hem ülke ekonomisi çok daha fazla kazanacak, hem Türk parası yurt dışına kaçmamış olacak, hem de başarı onunla beraber gelecek. Yani o yüzden altyapılara çok daha fazla destek vermemiz gerektiğini üstüne basa basa söylüyorum. Umarım kulüplerimize çok güzel bir çağrı olmuştur. İnşallah. Umarım federasyonumuza güzel bir çağrı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Keyifliydi. Çok teşekkürler. Spor Ekonomisi programında bugün Tamer Oyguç'la beraber Türk basketbolunun ve aslında onunla beraber Koraç Kupası'yla beraber gelen ilerleyişi konuşmaya çalıştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler, esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere.